Son bir gecede seninle paylaşacağım hayallerimi, umutlarımı o su kaçmış gecelerde düşmesinler diye sırtımda taşıdıklarım var ya, onlara yağmalattım. Öyle safsıza yağmalattım ki her yanım paramparça, her yanım simsiyah, perişan aldı. Bir elimde sigaram, bir elimde kader çizgimiz. Yaslanmışım duvara, karanlığı verip, kendimi verip, sana gelmenin hesabındayım kara gözlüm. Sana gelmenin hesabındayım kara gözlüm. Bu gece beni sırtımdan vuran o insanları azat ediyorum. Azat ediyorum. Ama bazı gülüşlerim gülüşümde, bazı gülüşlerim burada kalsın. Bekliyorum acım yaram normale dönsün diye karanlıkta yaşayan insanlar gibi olmaya çalışıyorum. Bir aşağı bir yukarı koşuyorum yolumu bulmak için. Ay ışığı karanlıkta yolumu zorluyor. Aslında ay değil, İnandığım yanlış insanlar yolumu zorluyor. Yol görmüyor bu gece ama kalbim kör kütük sana kara gözlüm. Kalbim kör kütük sana kara gözlüm. Ay ışığın altında özür dilerim, çok doluyum bu gece. Sizleri adam gibi seviyorum. Beni bilen bilir. Ben dostlarıma hep köle oldum. Hep yürekten oldum. Yüreğinizden tekrardan öpüyorum. Hep yanınızdayım adam gibi. Teşekkür ederim. Bu gece ben çok doluyum diye bir şiir yazacağım. Söz veriyorum. Buna da ümidimle klip çekeceğiz. Ağzınıza sağlık. Özellikle videolarınızı YouTube'dan izledim. O kadar güzel bir ses tınınız, o kadar güzel duygu yüklü bunları söylüyorsunuz ki Hamit Bey. Tabii genelde hep şairleri şöyle söylerler. Hani nasıl yazdınız, neye dayanarak yazdınız? Ama şairler de şöyle cevap verir. Ben yeri gelir bir çiçeğe bile aşığım derler ama ben buna inanmam. Genelde insana aşk güzel şiirler yazdırır. Doğru mu Hamit Bey? Biraz da sizden dinleyelim. Şimdi bazen bazı tabloları vardır, anlatır sana, anlatınca da onu yazarsın. Bu manada yazıyorum. Bende aşk şiiri doğru düz yoktu. Birkaç tane vardı ama içinde gene de acı var. Teşekkür ederim. Acı vardır ama kara gözümde bir kara gözlüğe yazılmıştır ama özel hayatını anlatmayı pek sevmez Hamit Bey diyorum. Bu arada Sevcan'cığım galiba bir plaket mi veriyoruz pastadan önce? Bir istersen onu anons et. Sayın Gülay Adıgül'ü ekranda almak üzere sahneye davet ediyoruz. Gülay Adıgül, buradasınız, hoş geldiniz. Plaketinizi kim takdim edecek efendim? Hamit Bey plaketi takdim edecek ama sohbet muhabbetler var. Bir plaket alalım efendim. Burhan'cığım çok teşekkür ederim. Alkışlar efendim, çok sağ olun. Hayatım eline çok yakıştı. Şöyle alalım efendim size. Tebrik ediyorum plaketiniz için. Var mı söylemek istediğiniz bir şeyler? Vardır vardır. Heyecan yap. Mikrofon. Zaten bayağı da bir sahnede olduk burada. Değerli hemşerim dayım Hamit Bey'e
güzel hayatında başarılar diliyorum. Bu güzel şiirinden ötürü destek olan herkes için ve burada olan herkes için sonsuz teşekkürler. Ve müzik yönetmeni Ümit Aksoy. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle alayım şu kırmızıyı da çok seviyorum zaten. Ben alayım rahat rahat efendim plaketinizi alın. Alkışlarla efendim hayırlı uğurlu olsun. Biraz alkış alalım. Gece geç oldu biliyorum ama ellerinize sağlık, sağ olun. Bir tane daha varmış galiba. Ben sana vereyim canım mikrofonu. Evet, yine katılımlarından dolayı değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Desteğini esirgemeyen Sayın Süleyman Harbak Bey'i de plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Gülay Adıgül de göndermiyoruz aslında sahneden plaket vermek üzere. Sayın Süleyman Harbak Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Süleyman Bey geliyor sanırım. Hoş geldiniz. Buyurun. Hamit Bey böyle üçünüz bir fotoğraf verirseniz. Hayırlı uğurlu olsun Süleyman Bey'cim plaketiniz. Sizin plaket. Bir şeyler söylemek istersiniz diye düşünüyorum acaba. Çok fazla konuşma sevmem ama ömrü hayatımda ilk defa aldığım bir plaket. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim alkışlarla uğurluyoruz sizi. Siz de uğurluyoruz efendim. Çok sağ olun. Şimdi herhalde plaket törenimiz bitti değil mi Sevcan'cığım? Beni bu saate kadar idare ettin. Çok teşekkür ederim. Seni de sahneye alalım bu arada. Bu arada benle beraber oyunumu da izleyen benim çok eski dostum Hayfi, Etilerin Prensi Hayfi'ye de bir alkış alabilir miyiz? Benle beraber geldi. Çok değerli bir sanatçıdır. Sağ olsun. Hoş geldin. Ne yapalım? Pastamızı yiyelim mi? Biraz kan şekerim düştü Hamit Beyciğim. Tabii ki yiyelim. O zaman bu güzel gecenin anlam ve önemi için biz pastamızı alkışlarla sahneye alırken aramızda olan değerli iş adamları ve sanatçı arkadaşlarımızı da bu özel gecede lütfen Hamit Bey'i yalnız bırakmamasını ve pasta etrafında hep beraber bir aile olarak fotoğraflandırılması için hepinizi sahneye davet ediyorum. Lütfen alkışlarla hoş geldiniz. Evet.
tarafa. Tabii bu arada biraz geri çıkalım. Bir dakika. Biraz geri çıkalım. Herkes alalım. Gel geri. Şu anda fotoğraftayız. Herkes burada. Bu tarafa bakın. Tamam mı Demet abi? Şimdi fotoğraf hazırsa Hamit Bey de dileğini dilediği içinden kılıcı çekip pastayı kesiyoruz. Alkışlarla. Hayırlı uğurlu olsun. O kılıç nasıl bir kılıç? Hayvan beni öldürmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Şaka yapıyor. Tüm korkma kız. Üfle. Hamit Beyciğim üfleyin. Heyecanlandı. Alkışlarla efendim. Sağ olun. Gerçi evden eve kılıç bıçak verilmez ama inşallah kavga etmezsiniz ileride. Hazırız efendim. 3-2-1. Abi. Valla kılıçla kendi fotoğrafını kesen. Evet be ya. Harcama geldi. Tabii bu arada Hamit Bey daha önce Kurtlar Vadisi'nde de rol aldığı için herhalde rolünün etkisiyle kılıçla kalkanlı pastayı ver ben yedireceğim. Ver. Kim orada? Ha, tamam, peki. Hadi birbirinize afiyet şeker olsun. Hamit Beyciğim, heyecanlı mıyız? Var mı duygu düşünceleriniz? Bir iki terlediniz çok, bir şeyler dinleyelim. Çok mutluyum gerçekten, teşekkür ederim, gününüzü öpüyorum. Bir de çok sürpriz basın danışmanımız, menajerim, destekçim, her şeyim. Onda bir doğum günü var, onu da güzel bir şekilde Dilek Hanım'a. Dilek Hanım, size de nice mutlu seneler. Bu arada Reyhan'cığım, ayaklarına sağlık. Güzel bir şarkı söyledin mi sen aşkım? Söyledin ama ben duymadım, yoktum orada. O zaman alkışlarla efendim çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi yerinize doğru uğurluyoruz. Seyircan'cığım bir şeyler iletmek istiyor. Tamam. Gecemiz devam ediyor. Doğum günü, ha senin doğum günü pastan geliyor. Tamam. Şimdi efendim Dilek Hanım'ın doğum günü var, onu da kutlayalım. Bayanların yaşı sorulmaz ama kaça bastınız? 38. Hadi bakalım hayırlı olsun, 38 güzel yaş. Pasta geliyor mu acaba? Evet, Burhan'cığım diyor ki geliyor. Bu arada, evet, biraz biz dedikodu yapalım. Ne yapsak, iyiyim vallahi, sağ olun. Hanımefendi çok şık, hoş geldiniz. Merci. Öyle mi? Memnun oldum. Pastanız gelene kadar biz de biraz muhabbet edelim. Nasıl gidiyor hayat, neler yapıyoruz mesela? Vallahi güzel, çok güzel bir koşuşturma Hamit Kaya ile beraber. Sonunda berbat. Çok heyecanlıydık, çok yorulduk ama çok güzel bir olay yaratmış olduk. Hamit Kaya ve şiirleri artı oyunculuğuyla umarım daha çok gündemde olur ve biz birlikte oluruz. Onun güzel şarkılarını sözlerini dinleriz. İnşallah. Nasıl? Ben geldim, ortalık biraz şenlendi mi? Evet, zaten seni bekliyorduk. Arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Gayet güzel yardımcı oldular bize. Devamlı gidiyoruz. İnşallah. Hamit Bey'le biz daha Kıbrıslara gideceğiz. Bir sürü Almanya'ya gideceğiz. Bir sürü planlarımız var. Güzel turnelerimiz olacak inşallah. Pastamız geliyor efendim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Almışlar efendim.
güzellikler getirsin, savaşlar olmasın. Teşekkür ediyorum. Aşk hayatında var mı dileğin? Aşk hayatında henüz yok ama istiyoruz. Olacak. Olacak diyoruz. Bu mumları ütledikten sonra alkışlarla efendim. Bravo. Altında tek başıma yürüyorum, bir o yana
Ben Selim Ayın gibi dalanıyorum. Öyle bir haldeyim ki attığım adımlardan bile endişe ediyorum. Bak işte, girişi olup dönüşü olmayan yollara attım kendimi. Öyle bir attım ki rüzgarın uğultusu ile sohbet ediyorum. Sırtımdan vurula vurula, çamur atla atla, pes etmeden yürüyorum. Issız yollarda üstüm başım bana vurur. Sana direniyorum hayat, sana direniyorum hayat. Kalsa da mutla başka bana, sana direniyorum. Sana teşekkür ederim. Efendim Hamit abi, şimdi tabii çok heyecanlı, çok güzel bir gece düzenlemişsin gibi dostlar olunca Hamit abi şu anda heyecanlı yenmek üzere, az kaldı inşallah. Bir kocaman alkış daha alalım bu güzel parçası için. Dün çıktı daha. Seher Müzik etiketine tüm dijital platformlarda ulaşabilirsiniz. Ben projenin bir tarafından tutup da ilerleten insan olarak konuşayım birkaç kelime. Şehir albümlerinde genelde biliyorsunuz birkaç enstrüman kullanılır. İşte bir gitar, belki bir solo keman ya da bir yan flüt gibi. Biz bunda duyduğunuz gibi kocaman bir orkestrayla çalıştık. O anlamda Türkiye'de hani İbrahim Tatlıses'e kim çaldıysa Hamit abiye de aynı sazlar çaldı. Ya da duyduğunuz en büyük, en güzel melodileri kim çaldıysa aynı orkestra Hamit abiye çaldı. Onların da emeklerine sağlık diyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Yani diğer klasik şiir albümlerinden farklı bir albüm. İnşallah yolu altı açık olur. Teşekkür ederim. Biz şiiri rock diye oluyor değil mi? Rock'sını yaptık. Rock olanı. Thank you.
sırtından vuran insanları azat ederken bazı gülüşlerim gün ışığında, bazı gülüşlerim karanlıkta kaldı. Bekliyorum acım yaram normale dönsün diye. Karanlıkta yaşayan insanlar gibi olmaya çalışıyorum. Bir aşağı bir yukarı koşuyorum yolumu bulmak için. Ay ışığı ağaçların arasında yolumu zorluyor. Yol görür ama kalbim kör küpür sana atıyor. Islak saçlarım rüzgarın elinde, kara gözlerim gözlerimde. Zindana atılmış mülteci gibi sana gelmenin yollarını arıyorum. Yüreğimdeki bütün duygularım yeniden doğmuş gibi seferber olmuş. Kalp atışlarım dilsiz ve yorgun. Gökyüzünde yıldızlar yok, ay yarım karanlık. Sen ruhumun derinliklerinde kabul olan ağamsın.
Thank you.
Çok sağ olun, var olun. Teşekkürler. Beni her zaman yalnız bırakmayan Reyhan Can Soğan'ıma da İzmir'de bırakmadı. Dedeman da yalnız bırakmadı. Şeref duyuyorum onu tanıdığıma. Onu sahneye almak istiyorum. Reyhan Can Soğan. Reyhan'cığım benim de çok sevgili arkadaşım. Çok melek kalbidir. Alkışlarla sen. Biraz zayıflamışsın kız. Çok tatlı, fıstık olmuşsun. Sizleri çok seviyorum, gerçekten. Ya hepimiz biriz biz. Böyle günlerimizde birbirimizi yalnız bırakmamalıyız. Hele böyle güzel yürekleri, böyle sanat dolu insanları, gerçekten öyle. Hepimiz birbirimize muhtacız bu meslekte. Etle tırnak gibiyiz yani. Değil mi canım? Evet, her zaman böyle birlik olalım. Gönüllerimiz güzel olsun, birbirimizi kırmayalım. Bana plaket mi getirdiniz? Aa, neden öyle? Bir anda. Buradayım. Ay, resmin var, fotoğraf, olay yapmayız burada. Ben kırıyorum biliyorsun plaketleri, değil mi? Benim oyun bu, meşhur. Evet, bunu kırmam lazım. Çok teşekkür ediyorum. Her buradayız. Zaman yanındayız. Evet, buraya bakıyoruz. Şöyle bakıyoruz. Hep birlik kalalım. Hep birlik. Yok, şimdi buraya bakıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ayrılmıyoruz. Feda Magazin dostumu da
almak istiyorum. Biliyorum, ben öyle o anlamda Fethi Demirkol'u aramızda görmek istiyoruz. Büyük desteklerinden dolayı tüm gecelerimizde, tüm çalışmalarımızda yanımızda oldu. Çıksan orada. Böyle alalım efendim Fethi Bey, hoş geldiniz. Plaket var mı Fethi Bey'e? Var. Tamam. Fethi Bey'in de plaketini alalım. Buradayız. Hamit Kaya Bey, ben hemşerim oldum. Ben Elazığ'da hemşerim. Bütün gece desteklerimiz her zaman için anında olmamızdan dolayı. Geçen iki yılda beraberdik. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada Esra Sönmezler zaten çok eski bir beraber çalışmıştık. Çamsa Hanım zaten harika. Ben de arkadaşım sadece her şey. Evet, buraya bakıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Fethi Bey'in de bir alkış. Toplu bir poz verelim. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Karagöz. Soğuk bir geceden. Tek gözle bir gelinlik yapıyor. Şu anda gitmesi gerekiyordu, gitti. Ama onun plaketini ben alıyorum. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Hayır. Nasıl doğru? Allah'ın üzerinden. Bitir. Burhan Kandı beyefendi geldiler. Merhaba. Plaketinizi vermedik. Plaket takdim edeceğiz. Alkışlarla sizi sahneye davet edelim. Belki sizin de söylemek istediğiniz bir şeyler vardır Burhan Bey. Bu arada sevgili Hayfe'ciğim çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sabah 8'de kalkacak doktorda randevusu var. Hoşça kal, ayağına sağlık. Güle güle bir tanem. Almışlarla uğurluyoruz. Burhan Bey'ciğim mikrofonu size veriyorum. Öncelikle katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun. Hamit Kaya gerçekten çok güzel, yüreği çok güzel ve herkese kendi yüreğinin güzelliğini aksettirmek bağlamına yüreğim diye hitap eden güzel bir insan. Öncelikle onun için çok güzel bir alkış istiyorum. Ardından Ümit Aksoy, değerli dostum, değerli kardeşim, değerli arkadaşım, meslekarımız. O da bu albümünde Hamit Aksoy, Hamit Aksoy dediğiniz. Hamit Kaya gerçekten çok büyük değerler kattı. Ona da güçlü bir alkış istiyorum. Ardından Güray Adıgül, Hamit Kaya'nın değerli dostu, değerli arkadaşlar, sizler gibi değerli insanlar. Biz de elimizden geldiğince müzik icra etmeye çalıştık. Kendi bağlamda, kendi üzerime basılı olan orkestra şefliğimi üstlendim. Ben de bu gece böyle bir çorbada tuzum olsun istedim. Hamit abimize öncelikle çok başarılar diliyorum. Ardından alayı vazge çekmedim. Zamanı değildi, sen yanlış yaptın. Vaktini geçirdin artık gülmenin. Değeri buydu candan sevmenin. Böyle bir sevgiye veda etmenin. Zamanı değildi, sen yanlış yaptın. Vaktini geçirdin artık gülmenin. Değeri buydu candan sevmenin. Böyle bir sevgiye veda etmenin. Zamanı değildi, sen yanlış yaptın. Aynı yaşta sayılır değil mi Hamit abi? Hamit Kaya yıllardır
İstanbul'da ve restoranlarla tüm hani yeme içtirmek derler ya, bütün restoranlarla böyle hizmet verdi. Sinemada hizmet verdi. En sonunda dedi ki ben daha kendi kapıma çekilip şair olacağım dedi. Şiir yazacağım dedi. Bütün şiirlerini sizler için yaptı. Güzel bir alkış abimiz. Kuvvetli bir alkış. Hamit Kaya. Efendim cümleten afiyet olsun. Hoş geldiniz. Ben heyecanımdan içeri girmiyorum. O yüzden kusura kalmayın. Yüreğinizden öpüyorum. Onur duydum. Kısa keseyim. Bir kitabımızı çıkardık. İkinci kitabımızı. Bir de iki tane klip çıkardık. Bunun mimarı Ümit Aksoy'u da yanıma istiyorum. Karagöz. Ümit Bey. Ama sana direniyorum. Gezeceğim sokaklarım var da
Sen neyin peşindesin ey İstanbul? Sen neyin peşindesin ey İstanbul? Dünyaya meydan okumuş adamım ben. Senden mi korkacağım? Küskün değilim sana. Yorgunum sadece. Biraz dinlenip tekrar ayağa kalkarım. Derin sularında kaybolmaya değil, sevgilinin koynunda ısıttığın yüreklerden biri olmaya geldim. Büyük sulardan adamlığa öğrenip İstanbul beyefendisi olmaya geldim. Çok gülmüştük, yapma bana ey İstanbul. Anadolu'nun bağrında ben de çok şey öğrendim. Yüreğimde kalan az da olsa umudumu ekmek parasına çevirmeye geldim. Gecemi gündüz edip çalışıp çabalayıp adam gibi yaşamaya geldim ey İstanbul. Kimsesiz görme beni ey İstanbul. Varlığım kimin canına istiyorsa anda dostlarımın yanındayım. Canı olmaya gelmişim, canı olmaya gelmişim. Zaten üşüyorum. Bu kadar soğuk davranma bana ey İstanbul. Al için dibindeki hazineyi çıkarmaya değil, Galata Kulesi'ne çıkıp hal için sevgilimin boynuna kolye yapmaya gelmişim. Sevgisiz, aşksız, anlamsızlaşıyorsun ey İstanbul. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hamit Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisi göndermiyoruz. Gecemize katkı ve desteğini esirgemeyen çok değerli misafirlerimiz var aramızda. Onlara tek tek teşekkür edip veketlerini vermek istiyoruz. Öncelikle alkışlarınızla sayın iş adamı Fahri Özgün Aydın'ı sahneye davet ediyorum veketini almak üzere. Hamit abi bu gece için sana ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sayın Hamit Bey, ben sahneye davet etmek istiyorum. Onu çok uzağa göndermiyoruz. Yine albümden bir şiir daha dinleyelim öncelikle sizden. Teşekkür ederim. Ben Elazığ'da çiftçilik yapan bir babanın oğluyum. Evlerimiz merdiven basamakları gibi üst üsteydi. Balkonumuz diğer evin damıydı. Babam 8 köşeli kasketinin her bir köşesini bir evladına miras bırakan babam. Biz doğmadan isimlerimiz tek tek konulmuştu. Cömertlik, mertlik, dürüstlük, çalışkanlık, yiğitlik, alçak gönlük, misafirperverlik ve vatanseverlik. Anam, güzel anam, elleri nasırlı anam, 8 çocuğunu dualarla büyüten anam. Sen sevmezdin ayrılıkları, sen sevmezdin vedaları. Teşekkür ederim. Sonra ne olursa oldu, daha son sohbetimiz edemeden tek tek her birimiz bir yere dağıldık. Ve ben hayat yolunda yapayalnız kaldım. Kaderimde ne yazıyor bilemiyorum. Bende derin yara olarak hep içimde kaldılar. Kimseler bilmiyor içimdeki yaramın içimi nasıl kanattın.
Her gün baktığım yerde siz yoksunuz. Yalnız kaldıkça yüreğim sessizleşti, bedenim yorgun düştü. Gitme vakti geldi geçiyor. Evimizin hemen önünde tren yolu uzun uzun bakındım. Sabahın 07'sinde bilet aldım. Derin nefes alarak bekliyorum. Sonunu bilmediğim bir yolda kaybolmamam lazım. Şehirler arası duraklarda hiç durmadan yol alıyorum. Yavaş yavaş sis çöküyor yollara. Sol penceremdeki buğulu camlara bu hayattan bir sevgi alacağım var diye bir şeyler yazıp karalıyorum. Anaya babaya hasret gibi bir şey. Artık dünü hatırlamaktan, yarınları düşünmekten vazgeçtiğim bir anda kız küresinin karşısında bir sabahçı kahvesinde buldum kendimi. Sadece anamın babamın yanındaki huzuru gördüm. Hele at üstünde eve dönerken günü özledim. En çok da çizgili bazen yüceğim anamı özledim. Teşekkür ederim.
Arkadaşlarımız var sana.
sanatçı dostlarımız var. Esra Hanım neredeler? Ha, onu biliyorum tiyatroda olduğunu. Ama Esra acaba öyle olsaydı ama güzel bayağı. Siz de tabii ki bizi çok güzel eşlik ediyorsunuz. Teşekkür ederiz. Evet, kocaman alkış değerli söz üstadlarımız için rica edebilirim. Hamit Kaya için kocaman bir alkış var. Teşekkür ederim. Reyhan Hanım, özür dilerim. Reyhan Hanım, sizi göndermiyoruz. Misafirliğiniz plaket vereceksiniz sizden. Evet, konuklarımızla birlikte. Şimdi Yüreğimdeki Fırtınalar kitabının editörü Sayın Nebahat Eroğlu'nu sahneye davet ediyorum, nefesini almak üzere. Çıktık. Birlikte Hamit Bey'le kitabın çalışmaları için. Biraz Hamit Bey çekingendi, umutsuzdu. Dedim yürü olur. Çünkü şiirlerini gördüm. Olur dedim, olacak dedim. Ve sizlerin sayesinde de oldu gerçekten. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hamit Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Son 1-1,5 yıl içinde çıkardığım birkaç parçam vardı. Onları bu güzel toplulukla paylaşmak istiyorum. Önce Sayfalar Yetmez isimli besteme okuyacağım. Bir uzay
merhabalar. Yanımızda Çekiç Medya'nın sahibi Levent Bey var. Levent Çekiç kendisi. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben alayım mikrofonu. Sizin sormanıza gerek yok, anlatayım. Çünkü soracaklarınızı ben biliyorum. Bu akşam Hamit Kaya'nın şiir gecesi lansmanındayız. Gördüğünüz gibi logolarımız da burada. Oyuncu olduğumu dostlarımız biliyor. Diriliş Ertuğrul, Payitaht, en son proje Turuyu Hazineleri, Çanakkale'de çekilen 300 senelik tarihi eserleri yurt dışına kaçıran ikinci Detter karakterini canlandıran kişiyim. Onun dışında bir de Fatih Sultan'ın hayatında rol aldım. Bu film olayları. Şimdi camiadan tanıyorsunuz, gecelerde komple çekimlere, magazinle ilgili çekimlere bizler de gidiyoruz. Gerek reji kuruyoruz, gerek fotoğraf desteği veriyoruz. İzleyicilerimizin bilmediği bir şey daha var. Onu da buradan sizler aracılığıyla söyleyeyim. Sine5 TV aracılığıyla söyleyeyim. Ben Buraveli Dalgıç'ım. Yani bu sizin kullandığınız kameraların daha büyükleri, daha farklı, Havzingli kameralarla su altına çıkıp, yani su altında belgesel çekiyoruz. Yavan TV'de yayınlanıyor. Başka ne anlatayım kendimle ilgili? Siz sorun ve bildiğiniz, yani merak ettiğiniz bir şey varsa onları söyleyelim. Lansman hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani neler söyleyebilirsiniz? Vallahi bu akşam çok özel başka geceler de vardı. İsimler vermeyeceğim. Mekanların yerlerini de söylemeyeceğim. Biz burayı tercih ettik. Çünkü Hamit Kaya bizim arkadaşımız, dostumuz. Ona bir nebze olsun, katkımız olsun diye biz buradayız. İnşallah Allah kalbine göre verir. Bu ikinci şiir kitabı. Bu şiir kitabından sonra artık Türkiye'de insanlar Hamit Kaya'yı, pardon dişlerimi yaptırdım konuşamıyorum, Hamit Kaya'yı tanısınlar diyorum. Yani iyi bir çizgide gidiyor, iyi bir yorumcu. Biz ona destek olacağız. Destek amaçlı buradayız. Çok teşekkürler. Yakında da zaten Sine5 TV'ye gelip orada ben biraz sivri dilliyimdir. Magazinle ilgili konuşulacak çok şey var. Sizin sunucunuzun ismini bilmiyorum. O da biraz sivri. İki tane sivri bakalım. Bir söyleşi yapacağız. Söyleşi yapacağız. Bakalım birkaç kişinin canını yakacağız ama hayırlısı diyelim. Teşekkürler. Merakla bekliyoruz açıkçası biz de. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Efendim ben de teşekkür ediyorum. Ben Mehmet Ali Erbil'in talebelerinden birisiyim. Ona yapıyordu. Bizi izlemeye devam edin. Merhabalar. Bu akşam burada değerli söz yazarımız, şairimiz, değerli insan Hamit Kaya'nın lansmanındayız. Yeni kitabının lansmanındayız. Merhabalar. Tanıyalım sizi. Selamlar, merhabalar. Ben Reyhan Cansu. Ses sanatçısıyım. Hamit Kaya'nın da yakın arkadaşı olduğum için bu güzel gecesinde kendisine eşlik etmek için, destek olmak için buradayım. İnşallah yolu açık olur. Ben de yine tabii ki bildiğiniz gibi yine bir single'la inşallah yaza merhaba diyeceğim. Onun da bu hafta klip çekimi var. Onun heyecanını yaşıyorum şimdi. Ama yine de yani koşturup buraya geldim yani böyle Hamit Bey'in gecesini. Böyle. Evet, biz de çok heyecanlıyız lansman için. Yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Merhabalar. Bu akşam burada değerli söz yazarımız, şairimiz, değerli insan Hamit Kaya'nın lansmanındayız. Yeni kitabının lansmanındayız. Merhabalar. Tanıyalım sizi. Ben Serkan Canlaş, 17 yıllık gazeteciyim, basın danışmanı, menajerlik, medyalizm şirketimin adı ve bu gecenin basın danışmanlığı ve PR'ını yönetmekteyim. Güzel bir gece hazırladık, bunun için çok uğraştık, yorulduk, bu şekilde. Teşekkürler, sizi de tanıyalım. İyi günler, ben Dilek Yılmaz, Hamit Kaya'nın basın danışmanı ve menajeri oluyorum. Güzel emeklerin karşılığını güzel bir şekilde bekliyoruz, umarız devamı gelecektir. Teşekkürler. Buradayız. Kendisine destek vermek amaçlı. Bakalım Hamit Kaya bu gece için bize neler söyleyecek. Merhaba Hamit. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bu gecemiz tüm dostlarla birlikteyiz. Çok güzel geçiyor. Yeni çıkardığım kitabımın tanıtım lansmanı. İki tane de klibimiz çıktı. Bu manada her şey çok güzel gidiyor. Ben de biraz heyecanlıyım. Teşekkür ederim. Peki bundan sonraki hedeflerimiz neler var?
hedeflerimiz herkes bir şeyler yapsın, herkes sanata değer versin. Devam ediyorum. Yani çalışmalarıma devam ediyorum. Güzel gidiyor, Allah'a çok şükür. Tabii tabii. 6 ayda bir, 5 ayda bir birer tane çıkaracağım. Geçen yılda dedem anında yaptık. Ta 2 yıl önce dedem anında yaptık. Evet. Birkaç yerde de çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda oyunculuk eğitimim falan. Oyunculuk eğitim de veriyorsun. Evet hocam, evet. Evet, evet. İki işi bir arada götürüyorum yani. İkisi bir arada mı, ciddi arada mı? İkisi bir arada. İkisi bir arada. Size çok çok başarılar. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Heyecanımı mazur görün. Çok mutluyum. Size de teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Bu akşam burada değerli bir söz yazarımız, şairimiz, değerli bir insan Hamit Kaya'nın lansmanındayız. Yeni kitabının lansmanındayız. Yanımızda da onun çok yakın dostu Bekir Aslantaş var. Kendisini televizyondan tanıyoruz. Çok başarılı bir oyuncu. Merhabalar Bekir Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Değerli dostum Hamit Kaya'nın albüm lansmanındayız. Sağ olsun, kendisi benim çok eski dostum, eski meslektaşım. Her ne kadar şimdi oyunculuk yapmıyor, şairlik daha ağır bastı. Bu ikinci kitabı ve ikinci şiir kitabının lansmanı, ilkine de katılmıştım. Çok güzel geçmişti, bu akşam da güzel geçiyor. Birçok ortak sanatçı dostlarımız var. Hamit kardeşimin vesilesiyle onları da görmüş oluyoruz. Hem hasret gideriyoruz. Güzel bir akşam. Hamit gerçekten benim çok sevdiğim, değerli bir dostum. Gerek yüreği, gerek kişiliği, karakteri. Aynı zamanda da zaten şiirlerini de çok beğeniyorum. Yani şiir okumak çok ayrı bir özellik, ayrı bir yetenek. Kendisi bu kulvarda çok başarılı. Zaman zaman biz özel hayatımızda birçok sanatçı dostlarımızın gecelerine gidiyoruz. Zaten onu hemen sahneye alıyorlar şiir okumaya. Beni de türkü söylemek için sahneye alıyorlar. Her ne kadar vadiden dolayı, tabii ben Sivaslıyım ama malum biliyorsunuz Şaşmazlar onun hemşerisi Elazığlı. O yüzden de Elazığ'ın bende yeri ayrı. Elazığ'da güzel dostlarımız var Hamit gibi. Kardeşimin bu özel gecesinde sağ olsun davet etti. Her zaman olduğu gibi ben de ona destek olmak için, bu özel gününde onu yalnız bırakmamak için geldim. Dediğim gibi çok değerli sanatçı dostlarımız var. Onlarla da birlikteyiz. Müzik devam ediyor. Biraz sonra sağ olsun kardeşimin yine iki tane yeni şiiri var. Ben ilk defa klibi burada izledim. Çok beğendim. Şiirleri zaten kendisinden daha önce dinlemiştim. Çok güzel olmuş. Çok başarılı. Zaten dediğim gibi bu kulvarda Hamit kardeşim çok başarılı. Allah yolunu açık etsin. Başarıların daim olsun inşallah. Ben onun her zaman yanındayım, destekçisiyim. O benim değerli bir dostum. Onun dışında bilmiyorum başka ne söyleyebilirim ki. Güzel evet. Gidiyor, gecemiz güzel. Zaten gelmeden önce Bekir Bey hakkınızda çok güzel şeyler söyledi. Siz neler söylemek istersiniz? Ben tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Güzel bir geceydi. Mutluyum. Heyecandan mikrofonu aldım. Eyvallah. olur. Olsun. Peki sizin yeni projeleriniz var mı? Vallahi ben zaten dün bitti çekimlerimiz. Hatta gelemeyeceğim diye de çok korkuyordum. Dedim inşallah erken biter de yani gecesine katılabilirim dedim. 10 gündür yoğun bir şekilde çalışıyorum ben. İsim vermeyeyim, hani sakıncalı buluyorlar şu anda paylaşmayın diyorlar ama iki tane televizyon filmi çektik 10 gün içinde. Komedi aksiyon, ikisi de özel bir ulusal kanal için çekildi. İkisinde de yine kötü adam oynuyorum. Bir tanesinde Ali Osman diye bir mafya babasını oynuyorum, Ağır abi. Diğerinde de yine Mahmut diye bir Ağır abi, mekan sahibi. Güzel, dün bitti çekimlerimiz. Bu sezon dizi olmadı. İstediğim gibi bir rol, istediğim gibi bir karakter gelmedi. Ben biraz proje seçiyorum. Yakından takip edenler biliyor. Hani oynamış olmak için girip 3-5 bölüm oynayıp çıkmak istemiyorum. O yüzden de biraz seçiyoruz. Hani kalıcı bir rol olsun, bize yakışan bir rol olsun. Sevenlerimiz bizi ekranda uzun görsün istiyorum. O yüzden bu sezonu dizi olarak boş geçirdim. Artık yeni sezona inşallah. Arada bir tane yine dönem filmi çektik, sinema filmi. Zor Yıllar diye. İlk defa bir dönem filminde rol aldım. Onun da yakın zamanda işte vizyona girecek. Heyecanla bekliyoruz. Galamız olacak bizim de. Galada da zaten görüşeceğiz yine. Bir de belgesel çektik.
Kanyon'da ve Çanakkale'de iki tane galamız oldu. Kültür Bakanlığı'nın desteklerinde çekilen tek belgeseldi bizimki. 2018 Troya yılıydı. Bu vesileyle Troya Hazineleri diye bir belgeselde oynadım. Orada hazine avcısı başroldeki Henrik Schliemann'ın kilise papazı babasını canlandırdım. Galalarımız güzel geçti. Sayın Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde. Bizi çok güzel ağırladılar Çanakkale'de. Bir gecede kaldık, şehitliği falan ziyaret ettik. Yakın zamanda geldik. Belgeselimiz Berlin Film Festivali'ne gidiyor inşallah. Orada ödüller bekliyoruz. Çok güzel bir belgesel oldu. Bunun dışında işte dediğim gibi iki tane televizyon filmi. İnşallah bir de kendi projemiz var. O da Mehmet Akif'le alakalı, İstiklal Marşı'yla alakalı. Çok büyük bütçeli, çok büyük bir dönem projemiz var, uzun metraj sinema filmi. Bununla alakalı da işte hazırlıklar bitmek üzere. İnşallah onda da hem rolüm olacak hem de değerli bir dostum projenin sahibi, yapımcı olarak. Bir yandan da ona koşturuyoruz. İyi gidiyor. Arada işte böyle değerli dostlarımın gecelerine katılıyorum. Birçok sanatçı dostlarımız var Hamit'le ortak. Albüm lansmanlarına gidiyoruz ara ara. İşte doğum günleri, düğün, dernek derken özel hayatımızda da sağ olsun Hamit de öyle, ben de öyle. Dostlarımızın özel günlerinde yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Biz ekran önünde neysek ekran arkasında da aynıyız. Özel hayatımızda da görüşüyoruz. Yani sadece böyle gecelere özel değil dostluğumuz. O yüzden de Allah'ım onun yolunu açık etsin. Çok başarılı. Ben bile hayranıyım, hayranlıkla da dinliyorum. En sevdiğim şiiri de İstanbul şiiri zaten demin okudu. O şiirin bende yeri ayrı. Yani çok duygulanıyorum. Teşekkür ediyorum. Size de başarılar. Kanalınıza da sevgiler, saygılar. Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Hamit Bey ve Bekir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu gece Hamit Kaya'nın albüm lansmanı ve kitabının lansmanı. Hamit Kaya için buradayız. Onun yanında olmak, ona destek vermek için biz buradayız. Güzel bir geceydi. Biz de gecede bir tuzumuz olduysa ne mutlu bize. Onun yanında olmak istedik. Ona bir katkı sunmak için burada olduk. Şu ana kadar güzel gidiyor. İnşallah gecenin sonuna kadar da böyle güzel gider. Peki projeleriniz var mı? Projelerim şöyle 10 ay oldu. Benim yeni çıktı albümüm 10 ay oldu. Yine Sen Düşün aklıma. Biraz önce de sahnede okudum. Tövbe olsun daha aramam seni. O eseri de albümümde seslendirmiştim. 10 ay oldu. Şimdi yeni taze olduğu için 11 tane de eser okumuştum. Çok da dolu dolu bir albüm yaptım. Çok güzel eserler yaptım. Bizim sanat camiasında dinleyen sanatçı dostlarım herkes diyor ki 11 tane eser, 11'i de kliplik. Ya bu kadar niye güzel eserleri bir araya getirdin diyorlar. Şimdi bunun üzerine biraz gideceğim. Hemen yeni albüme girmeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz artık albüm satışı yok. Tamamen hangi dijital, hangi esere klip çektiyse insanlar onu biliyor, onu dinliyor, onu görüyor. 11 tane eserin onu bir köşede kalıyor, bir tanesine. Ben Yine Sen Düşün Aklıma'ya klip çektim. Hani genelde insanlar yeni albümde Yine Sen Düşün Aklıma'yı biliyor ama geri kalan 10 eseri bilmiyor. Onun için de tekrardan yeni albüme hazırlık yapma gibi bir durumum yok. Çünkü dediğim gibi albüm satışı yok. Bunların üzerine bir 2-3 yıla geçtikten sonra inşallah tekrardan yeni bir albüm hazırlığı olacak. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü basın bizim için çok önemli. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Sizler olmasanız sanatçılar olmaz. Biz birlikte yürüyoruz aslında. Bir bütünüz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Biz olmasak siz olmaz. Kesinlikle. Buna katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Ben her zaman size destek vermemiz lazım. Kesinlikle. Ben her zaman sizin yanınızdayım, emrinizdeyim. Ne zaman bir isteğiniz, bir arzunuz olursa seve seve başımla beraber. Ben her yerde bunu kesinlikle inanın söylüyorum. Basın, sanatçı basınsız olmaz, basın sanatçısız olmaz. Çok teşekkür ederim. Çünkü sizler olmasanız biz gerçekten olmayız. Bir bütünüz. Çok teşekkür ederim, iyi akşamlar, sağ olun.
Hayfi deyince Etiler akla geliyor. Hayfi deyince İstanbul geceleri akla geliyor. Kendisinden biraz bu gece hakkında bilgi almak istiyorum. Hayfi'cim merhaba. Merhabalar. Merhabalar Fethi'cim. Ne söyleyeyim, ne anlatmam istersiniz efendim? Hayfi yerkisi biliyor, İstanbul biliyor, Türkiye biliyor. Yeni projelerim var mı? Yeni projelerim var. Şu anda yeni projelerim. İki klip birden çektik. Sıfır şarkı. İki tane klip birden çektik. Onların montajları bitti. Çok yakın zamanda yayına vereceğiz. Onun dışında sahne programlarım devam ediyor. Tabii ki 18 yılı aştı İstanbul Gece Hayatı'nda, Etiler'de 18 yıldır sahne alıyorum. Ve sahne projelerim var, yazlık yerler var, İzmir Çeşme var. Böyle koşturmaca. Gece hakkında da söylemek isterseniz. Ya gece hayatı hakkında, tabii ki gece hayatı eskisi gibi değil. Bu gece hakkında mı? Hamit Kaya Bey'in gecesi, ben tesadüfen geldim buraya sevgili Esra Sönmezer'le. Muhteşem bir geceydi. Buradan kendisini tekrardan kutluyorum, tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Çok değerli bir kişi kendisi. Şair, aktör, oyuncu bildiğim kadarıyla. Yanlış söylemiyorum değil mi? Ve çok çok değerli, çok kıymetli bir arkadaşımız, dostumuzdur. Buradan tekrar tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum kendisini. Son olarak kadın ve şiiri konuşursak ne demek istersiniz? Kadın ve şiir. Kadın ve şiir, onu bilemedim. Bir cümle kurabilirsiniz bize. Kadın ve şiir. Kadınlar günü gül gibidir. Kadın var şiir gibidir, şiir var kadın gibidir. Ne diyeyim? Şiir gibi kadınlara buradan selam olsun. Gayet iyi gidiyor bu ara. Yine dediğin gibi defilelere devam ediyorum. Yeniden yeni projeler var. Onun dışında farklı projeler daha devam ediyor. Bakalım inşallah başka güzel işlerle yeniden farklı güzel projelerde birlikte olacağız. Bu gece çok güzel bir geceydi. Ben hani başlangıçta Esra'nın yerine sunuculuk yaptım ve çok mutlu oldum. Hani çok onur duydum burada bulunmaktan. Çok değerli sanatçı dostlarımız vardı. Hepsi bizimle birlikte oldular. Güzel sesleriyle şarkılarını söylediler, şiirlerini okudular. Çok renkli ve güzel oldu. İnşallah yeni şiir kitabı, albüm hayırlı olur kendisine. Güzel. Evet. Teşekkür ederim. Ben zaten sunuculuk yapıyordum. Şimdi yeniden görüşmelerim var bunun üzerine. İnşallah güzel projeler olacak. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim size. Görüşmek üzere. Zannedersem şimdi biraz müzik diyeceğiz. Sahnedeki pastamızı alalım. Biraz müzik diyoruz, biraz eğleniyoruz. Evet, tamamdır.